iç merkezde başarısız olan bir diz altında damar tıkanıklığı olan ve topuğunda yarası olan bir hastamız var. Bu hastada hakikaten birazcık ciddi anlamda zorladık. Biraz risk aldık. Riskli bir hareketle geçtik ama güzel oldu. Bunu sizinle paylaşacağım. Şimdi burada problem aslında topuğa giden damarda tıkanıklık var. Bu iki damar da çalışıyor ama ileride onlar da tıkanacak. Bakın asıl problem bu damarda. Ve gördüğünüz gibi bu damarın bu bölgesinde, bu damar tamamen tıkalı buradan sonra. Yukarıda da incelme vardı zaten. Burada da köprü yapıyor. Köprü yapmış ama aşağıda bir yerde birleşmiyor bu. Hakikaten bizi çok uğraştıran bir vaka. Burada gördüğünüz gibi tamamen tıkalı. Bu ayağı beslemesi gereken ve ayaktan da çok fazla beslenmiyor işin açıkçası. Ayak beslenmesi de yok. Buradaki iki dal, yani peroneal ile tibialis anterior ark yapmıyor ve tibialis posterior'u beslemiyor. Dolayısıyla tibialis posterior izole, peroneal yukarıdan tıkalı, o da izole. Şeyde sadece dorsalis pedisi besliyor. Tibialis anterior'da sadece dorsalis pedisi besliyor. Dolayısıyla tibialis posterior'u herhangi bir ark, pedal arktan beslenme söz konusu değil. O yüzden tibialis posterior geçmemiz gerekiyor. Şimdi biz öncelikli olarak antegrat yaklaşım yaptık ve mikrokateter, 150 mikrokateter ve regalia ile, burada gördüğünüz gibi buradan öteye gidemedik. Çünkü mikrokateterimizin şeyi bitti. Yani 150 aslında çok uzun boyluydu. Kontralateral geçiş yaptık sol femoralden sağ femorale. Ancak burada gördüğünüz gibi kateterimiz yetmedi. Kateterimiz yetmeyince biz dedik ki yapalım. Lateral plantar artere girelim dedik. Görüntü olaraktan lateral plantar arterden retrograd giriş yapmaya denedik. Aslında birazcık fantazi oldu bu. Dolayısıyla hani buraya ponksiyon yapma şansımız olsaydı hakikaten çok fantazik bir girişim olacaktı. Ama oraya ponksiyon yapmaya başarılı olamadık. Bu ponksiyon yapmaya çalıştığımız yeri göstereceğim ben size. Biraz sonra dolacak. Yani lateral plantar arter çıkıyor buradan. Buradan ponksiyon yapmayı denedik ama o da olmadı görüntüleyerek de. Bu sefer biz dedik ki ya tibialis anterior'dan gelelim ve tibialis posterior'a bir kolateral bulalım. Gözükmeyen bir kolateral bulalım ve surf yaptık. Sion'la ve Filder XT ile surf yaptık. Buraya bir Armet mikrokateteri gönderdik. Armet mikrokateterin içerisinden burada gördüğünüz gibi bakın surf yapıyoruz. Ama ilerleyemedik. İlerleyemeyince bu sefer ipsilateral sağ femoral yola girdik. İpsilateral sağ femoral yoldan bu elimizdeki bir STS kateteri ve bu gördüğünüz 0.35 bir hidrofilik stiff body. Yani normalde yukarıda kullandığımız hidrofilik stiff body'yi diz altında ve ayakta kullandık. Bu çok agresif bir girişim oldu. Ama hani bunu denemek zorundaydık. Çünkü başka besleyen bir kolaterali yoktu. Ve STS kateterimizi oraya kadar ittikten sonra bir 0.14 gladius aldık. 0.14 gladiusla loop yaparaktan lümene düşmeyi başardık. Bakın biraz sonra tip enjeksiyonunu göstereceğim size. Aslında bütün ayak tibialis posterior'dan besleniyormuş ve pedal arkı tibialis posterior yapıyormuş. Şu görüntü zannedersem. Bakın gördüğünüz gibi bütün ayağı bu tibialis posterior besliyor. Buradakiler tamamen yetersiz. Dorsalis pedis sadece bir baş parmağı besliyor ama tibialis posterior bütün arkı yapıyor ve ayağı da parmaklarla birlikte o besliyor. Böyle olunca balonlamaya başladık. Önce 1.5 balonlarla, sonra 2 balonlarla, sonra ilaç kaplı balonlar yaptık ve son olaraktan da size bakın bu son balonlarımız, ilaç kaplı balonlarımız son halini göstereceğim size. Bakın bu ayak çekimi DSA aldık ve bu bölge tamamen açıldı. Bu gördüğünüz gibi ayak bölgesi, şu bölge tamamen açıldı. Yukarıya da yukarıdaki akımı da göstereceğim ben size. Bakın bu tibialis posterior'da kabul edilebilir bir akım gelişti. Bakın hafif disseksiyonlar var ama antegrat akımı engellemiyor. Dolayısıyla bakın burada da şeyi arkımızı tamamlıyoruz. Biz bunu bir dizaltı girişimi ama eksantrik bir agresif dizaltı girişimi olarak kayda geçiyoruz.